Değerli yazılımcı adayları ve bir arkadaşa bakıp çıkacağız diyen arkadaşlar, merhaba. Bugün C# programlama dilinde 3. dersimizi çekmekteyiz. 3. dersimize geçmeden önce 2. dersimizde neler yaptığımızı bir bir anlatayım. Bir özet olsun. Projemiz açılmakta. Evet. 2. dersimizde hatırladığım kadarıyla if else yapısını gösterdim. Formlar arası geçiş, gördüğünüz gibi ekranda üye girişi kısmı ve random sayı atama, yani rastgele sayı atamayı gösterdim. Kısaca hemen bahsedeyim. Üye girişinden önce bir formlar arası geçişi göstereyim. İlk önce formlar arası geçiş için birden fazla formumuz olmakta. Tekrar göstereyim. Bakın. Projemizin ismini sağ tıklıyoruz. Buradan Add Windows Form butonlarına tıklıyoruz. Ondan sonra formumuzun adını yazıp, gördüğünüz gibi Windows Form gözükmekte, seçilmekte. Add dedikten sonra pardon, formlarımız oluşmakta. Biz zaten bunları oluşturmuştuk. Ardından giriş yap kısmına basıldığında, eğer doğru ise verilerimiz, yani kullanıcı adı, şifre ve rastgele olan değerler, formumuzu, yani birinci örnek adlı formumuzu açtık. Bakın, gördüğünüz gibi bu kod bloğu ile açtık. Ardından birinci örneğimizi göstereyim. Birinci örneğimizde yaptığımız uygulama birinci, ikinci ve üçüncü, yani 3 adet text box sayı giriliyor ve bul dediğimizde, şöyle göstereyim, en büyük sayıyı ve en küçük sayıyı göstertiyoruz ekrana. Ondan sonra ikinci örneğe geç butonu ile ikinci örneğe geçiyoruz ve burada anket veya oylama da deniyor. İşte ikisi için de kullanılabilir. Böyle bir uygulama yaptık. Oyla dediğimizde, işte yüzde kaç dilim aldıysa teker teker bu takımlar, progress barlar, yani bu nesneler, ona göre yüzde olarak artmakta. Hemen ben bunu da göstereyim size. İkinci örnek. Hatırlarsanız, burada ne hata verdi? Hatırlarsanız bunu zaten göstermiştim. Formlardan hangisiyle başlamak istiyorsanız, program CS'ye gelip buraya o formun adını yazıyorduk. Bakın, gördüğünüz gibi ona göre artmakta. Üçüncü dersimizde bunları gösterdik. Bir de rastgele nasıl sayı atanıyor, onu göstereyim. Şimdi bunu bir daha form 1'e ayarlayalım. Bakın, gördüğünüz gibi buraya rastgele rakamlar gelmekte. Değişti, gördüğünüz gibi. Bunu nasıl yaptık? Hemen göstereyim. Formumuzun form load, yani program açıldığında form load eventine böyle bir kod bloğu yazdık. Burada rastgele adında, random veri türünde bir üye oluşturduk. Ondan sonra rastgele.next 1000, bakayım, evet, 1000 ile 10.000 arasında bir sayı atadık. Bunu metinsel bir ifadeye çevirip label 3, yani buraya yazdırdık. İkinci dersimiz bundan ibaretti. Tabi if else yapısını da gösterdik. Yaklaşık kaç? 43 dakika falan sürmüştü bu dersimiz. Bir bir ayrıntılarıyla anlattığım için. Şimdi üçüncü dersimize geçiyoruz. Üçüncü dersimizde neler göstereceğimi anlatacağım. Şuraya yazayım. Üçüncü dersimizde form döngüsü
ve switch case kullanımını anlatacağım. Bu dersimizde genellikle sürekli örnek yaparak yani pratik öğrettikten sonra pratik yaparak pekiştireceğiz. Şimdi ben size form döngüsünü biraz anlatayım. Daha hiçbir kod yazmadan şuraya formulat olsun. Evet, burada göstereyim. For iki tab zaten yazdığınız iki tab iki defa tab tuşuna bastığınızda bu otomatik olarak zaten gelmekte. Mesela burası 10 olsun. Şimdi for döngüsü bundan ibaret. İçine kodlar yazılıyor. Bunun ne anlama geldiğini teker teker anlatayım. Örneğin bir işlemi 10 defa yapacaksınız aynı işlemi. Ancak veriler değişecek. Bunun için teker teker yazmaktansa for döngüsünü kullanmak çok daha iyi. For döngüsünün yapısını anlatacak olursak buraya bir sayısal değer yazıyoruz ve bunu istediğiniz aslında istediğiniz rakama eşitleyebilirsiniz ama hani default olarak 0 geliyor. Ondan sonra burası yani orta kısım koşul. Bir sonraki kısımda zaten bunu anlatmıştık. Bu i eşittir i artı 1. Yani her seferinde bir ekle anlamına geliyordu. Şimdi eğer anlamadıysanız bir tane küçük bir örnek yapayım. Bakın burada ne olacak? İlk i'nin ilk değeri sıfırdı. Sıfır ondan küçük mü? Eğer küçükse içindeki komut işlemlerini yaptır. Ne olacak? Burada sıfır yazdıracak. Bunu messagebox.show'da gösterdiğimiz için toString'e çevirdik. Sıfırı gösterecek. Ardından tekrar başa gelecek. İyi kaç olmuştu az önce? Sıfırdı. Ondan küçüktü. Pardon. Şöyle anlatayım ben size. En baştan anlatıyorum. Sıfırdı. Bakın ilk başta şu kısma girmiyor. İlk seferde. İlk kısımda. İlk başta sıfırdı. Ondan sonra sıfır. Ondan küçük mü diye sorduk. Küçük. O zaman bu işlemi yaptı ve bir arttırdı. İşlemi yaptıktan sonra bir arttırdı. Ondan sonra geldik buraya. İ kaç şu an? 1. 1 ondan küçük mü? Küçük. O zaman buraya bir değeri gelecek. Biri metinsel ifadeye string veri türüne, değişken türüne çevirdi. Ve 1'i de gösterecek ekrana. Ondan sonra 1 arttırıyor. Tekrar geliyor. İ'miz kaç oldu? 2. 2 küçük müdür ondan? Evet küçüktür. O zaman tekrar bu işlemleri yaptır. Bu 0'dan 9'a kadar ilerleyecektir. Çünkü 9 da küçük ondan. Ondan sonra 10 olacak. 10 küçük müdür ondan? Değildir. O zaman direkt for döngüsünden çıkacaktır. Yani burada teker teker 0'dan 9'a kadar bütün sayılar gösterecek. Peki onu da 10 sayısını da göstermek istiyorsak ne yapacağız? Buraya eşittir koyacağız. Yani en sonuna geldiğinde 10 küçük veya eşit midir ondan? 10 ondan 10 10 ona eşittir. Demek ki onu da gösterecek. Bunları for döngüsü C#, C++ bir sürü yani bütün neredeyse programlama dillerinde bulunmakta. Ancak tabii ki de kimisinde for döngüsünün yapısı farklı oluyor. Ama işlevi aynı oluyor. Hani değişmiyor. Ama for döngüsü yaklaşık olarak bütün programlama dillerinde bulunuyor. For döngüsünün yapısını anlattığımıza göre bir tane örnek yapalım. Örneğimiz ne olsun? Birden 10'a kadar sayıları listbox'a aktarma programı olsun. Hemen burayı silelim.
Şimdi bir de hata verecektir. Bu hatayla karşılaşanlar ne yapacak diye merak ediyordur. Sildik Formula adı. Diyor ki Formula adın load kısmında hala bir şeyler var diyor. Hataya çift tıklıyoruz. Bakın kendi event oluşturmuş ancak silememiş bunu. Bu satırı silersek hata kalkacaktır. Şimdi birden 10'a kadar bütün sayıları listbox'a nasıl atayacağımızı göstereceğim. Bir adet listbox'ımız ve bir adet butonumuz olsun. Butonumuzun ismi yazdır olsun. İsmini değiştirelim. Evet. Şimdi ne yapacağız? Yazdır butonuna basıldığında listbox'a 10 adet sayı atanacağına göre yazdır butonunun click event'ını kullanacağız. Ne yapacaktık? For döngüsüyle yapacaktık bunu. Kaça kadardı? Birden şey özür dilerim. 0'dan 10'a kadardı. Yani 10 şey birden 10'a kadardı. Yani 1 ile 10 da dahil olacak. O zaman başlangıç değerimiz 1 olacak. Çünkü 1'den 10'a kadar ve eşittir. Küçük eşittir 10 olacak. Çünkü 10'u da kapsayacak. Hemen buraya listbox 1 items add iyi yazdığımızı bakalım hata verecek mi vermedi. Bakalım ne olacak. Yazdır dediğimizde gördüğünüz gibi birden 10'a kadar bütün sayıları yazdırmış bulunmaktayız. Bunu şimdi 100'e kadar yapalım. Bakın birden 100'e kadar bütün sayıları yazdırdı. Şimdi bunu silelim. Bu for döngüsü yerine şunu da yazabilirdik. 0 1 düzeltirim o yazıları. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Biz bunu bu şekilde de yapabilirdik. Bakın hiçbir şey değişmedi. Ama peki 100 tanesini nasıl yazacağız bu şekilde? Teker teker, özür dilerim affedersiniz, amele gibi yazmak zorunda kalacağız. 10, 11, 12, 13, 14, 100'e kadar. Ancak bu kadar fazla kod satırı olması yerine bir tane bakın 4 satırlık for döngüsü kullanmak daha rahat ve boş boşuna kod yazmamış oluyorsunuz. Aynı zamanda karışıklığa sebep olmuyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu program böyle. Şimdi isterseniz ikinci formumuzu oluşturalım. İkinci formumuzu da ikinci örnek için kullanalım. Hem form oluşturmayı ve formlar arası geçişi sürekli tekrar etmiş ve pekiştirmiş oluruz. Hem de daha rahat olur. Şimdi form 2'ye de ne yapalım? Hemen bakayım defterimden. Rastgele sayıların en küçüğünü ve en büyüğünü bulma. Bunu aslında yapmıştık. 1 ile 12 arasında sayı girdiğinde evet, faktöriyel buldurmayı yapalım. For döngüsü ile faktöriyel bulduralım. Textbox buton bir de label olsun. Label'da faktöriyel 2 adet olsun. Bunu burada yazdıralım. Evet. Faktöriyelini bul. Faktöriyel
Faktöriyel ne demekti? Hemen çok kısa onu anlatayım. Şuraya. Faktöriyel örneğin 4 faktöriyel. Sayının yanına ünlem işareti konulur faktöriyeli anlatmak için. Ve bu da bu anlama gelmektedir. Yani 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 eşittir 6, 24. 5 faktöriyeli yapalım. Bunun anlamı geliyor. 5, 4, 3, 2, 1'lerin yani bu sayıların çarpımı. Bu da 120 ediyor herhalde. Evet. Unutmuşum. Liseden beri hiç kullanmadığım için. Aslında budur. Zaten herkes de biliyordur. Neredeyse. Faktöriyeli bul demeden önce şunların isimlerini tabii değiştirelim. Ton faktöriyel. Tamam. Faktöriyelini bul dediğimizde bulması gerekiyor. Buraya ilk önce int sayı eşittir. Textbox 1'in teksti. Bu hata verecektir. Çünkü biri metinsel ifade, biri sayısal ifade. Biri integer, biri string. O yüzden bunu integer yani int veri değişken tipine çevirdik. Ardından bir for döngüsü oluşturalım. Bu for döngüsünde öyle bir şekilde tasarlayacağız ki for döngüsünü faktöriyeli bize bulacak. Bunu nasıl yaparız? Mesela şuraya bir açıklama satırı açalım. Şimdi sayı örneğin 4 olsun. Ne yapacak bu? 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 şeklinde bir bunları çarpacak. Bunun için birden başlaması gerekiyor. Yani 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 diye gidelim. Ve 4'e kadar gitmesi gerekiyor. Bunu da küçük eşittir sayı yapalım. Ve faktöriyel cevap diyelim. Eşittir 0 değil 1 olsun. Çünkü 0 yaparsak her çarptığımızda cevap 0 olacak. Cevap eşittir. Cevap çarpı i dediğimizde bakın teker teker yazdıralım. Sayıyı 4 verdiğimizi düşünün. Şimdi i 1. 1 4'ten küçük veya eşit mi? Evet. Cevap neydi? Şu anlık 1'di. 1 eşittir. Cevap eşittir. 1 çarpı 1. Ne olacak? Yani cevap 1 olacak. Ardından i 2 oldu. 2 küçük veya eşit midir 4'ten? Doğru bir koşul. Cevap neydi az önce? 1'di. 1 çarpı 2 yani 2. Ardından i tabii ki de 3 oldu. 3 küçük mü küçük eşit midir 4'ten? Evet. O zaman cevap az önce 2 idi. Cevap 2 çarpı 2. Ne oldu? 4 oldu. Bakın teker teker şu işlemi yapıyorum. Cevap eşittir. Şimdi 1, 2, 3. Kaç oldu? 4 oldu. Pardon. 3 oldu. İyi şu an 3. 3 küçük eşittir. Küçük eşit midir? Bir dakika karışmış olabilir. 12. Hemen bakayım. 2 oldu. Burada yanlış yapmışız. Cevap çarpı i'ydi. Ve i'miz 3'tü. O yüzden bu 6. Şimdi i kaç oldu? 4 oldu.
4 küçük veya eşit midir sayıya? Yani 4'e eşittir. O zaman tekrar çarpıyoruz. 6 çarpı 4. Ney? 24. Yani programımız şu an çalışmakta. Bunu da for döngüsünün dışarısında label'a eşitlememiz için şunun ismini de değiştirelim. Label cevap nokta text'i cevaba eşit yap. Tabii şu an form birimiz açıldı. Form birimize de şöyle bir şey yapalım. Buna da tıklandığında Form 2'ye geçsin. Tabi bundan kopyaladığımız için click event'i farklı oldu. Evet. Form 2'ye geçiş için ne yapıyorduk? Form 2 veri türünde bir adet değişken oluşturuyorduk. Ardından bu formun görünürlüğünü iptal ediyorduk. Yani görünmez oluyordu. Ve Form 2'yi açıyorduk. Ardından disclose yazıyorduk ki o form, yani ikinci form kapatıldığında bu da otomatikman kapansın. Başlatalım. Evet. 4'ün faktöriyelini bulalım. 24. 6'nın 720 ile 5'in 120. Gördüğünüz gibi faktöriyel programımız da çalışmaktadır. Şimdi form 3'ümüze geçmeden önce, yani öteki örneğimize geçmeden önce form için geçiş yap diyelim. Buraya ne yazacağız? Tabii ilk önce oluşturalım formumuzu. Oluştu. Form 3 form eşittir new form 3 this visible false form nokta show diyalog. Evet, şu an açılacak. Deneyelim. Gördüğünüz gibi formmuş. Sıkıntısız bir şekilde açılmakta. Bu programımızda da, yani bu örneğimizde de bakalım hemen neler yapabiliriz. Evet, bir sayının kaç defa bölüneceğini ve kalanını bulduralım. Bunu aslında başka yollarda da yapılabilir ama for döngüsünü göstermek için güzel bir örnek. Şimdi buraya bir sayı gireceğiz. Ardından butona bastığımızda label'larda kaç defa bölündüğünü ve kalanını göstereceğiz. Kaç defa bölündü? Kalanı. Şimdi de kopyalayalım. Evet. Bunları hemen isimlerini değiştirelim ki karışmasın. Label bölünme sayısı label kalanı. Bunu değiştirelim. Bul diyelim. Text'te sayı. Ha, tabii kaça bölünecek? Onun içinde bir tane olması gerekiyor. Bunları hemen label oluşturalım yanlarına. Hangi sayı bölünecek?
hangi sayıya bölünecek? Evet, form dizaynımızı yapmış bulunmaktayız. Şimdi bunun ismini yaptık mı? Evet. Bul dediğimizde for döngüsüyle bulduracağız ya. For bu kaça kadar gidecek? Evet. Ne yapmamız gerekiyor? Convert to int 32 txt sayı nokta txt. Şimdi deniyorum, ben de hiç yapmadım. Öyle sallamışım bir tane örnek. Güzel bir örnek ama. Şimdi bir tane int kalan olsun. Bölme sayısı olsun. Şimdilik bu kadar olsun. Eğer if mi kullanalım acaba? Aslında şunu da bir tane değişkene aktaralım. Bunu da sayı olarak değiştirelim. Evet. Sayı eksi. Bunu yaptık ama tabii ki öteki tekste yapmamız gerekiyordu. Böyle mi olsun bu da? Sayı eksi bölen büyüktür sıfırdan. Yani böldüğümüzde örneğin 10 eksi 5 5 ise, yani sıfırdan büyük ise bir kere bölündü değil mi? Nasıl yapalım? Evet, bir tane de sayıcımız olsun o zaman. Yok, bölme sayısı var zaten. Bir arttırıyoruz. Tekrar bu işlemi yaptığında tekrar bir artacak. Bu şekilde büyük ihtimal bölünme sayısını buldururuz. Bakalım olacak mı? 10, 100 eksi, 105, 100 defa bölünüyor mu? Bölünmüyor sanırım. Ha, özür dilerim. Şimdi sayıyı bölene böldür ki çıkarttık da sayı eşittir sayı eksi bölen diye bir işlem yaptırmadık. Bunu unuttum. Çıkması gerekiyor? 17 mi? 4 diyelim ona. 4 çarpı 20 80 oluyor. Bir yerde yanlış var. Eşittir desek. 100 eksi 4. 104. Bir yerde yanlış var. O zaman şöyle bir işlem yapalım. Eğer sayı eksi bölen bölünüyor ve sıfıra bölünüyorsa, tane sayı 2 diye bir integer değer koyalım ve bunu sayıya eşitleyelim. Evet, bakalım olacak mı? Defa bölünmüyor tabii. Çünkü
O zaman küçük veya eşittir 0 diyelim. Bu sefer büyük ihtimal olur. Bunu 100 yaparsak olacak mı bakalım. Bak gördüğünüz gibi oldu. 100'ü 4'te kaç defa çıkarılır? Buraları hep yanlış yazmışız. Hangi sayı çıkarılacak diye yapacaktık bunları. Yani bölme işareti kullanmadan bölme işlemini yapmayı gösteriyorum ben kısacası. Az önce adam gibi anlatamamışım sanırım. Evet. Kalanı nasıl buldururuz? Bunu da şöyle bulalım. Eğer sayı 2 eksi eşittir 0 ise zaman hiç uğraşmaya gerek yok. Şu şekilde modunu alalım. Modu almak nedir? Bir sayının kalanını bulmak. Bir şeyi bölersin ve kalanını bulursun. Hemen göstereceğim. Sayı mod bölen. Bu ne anlama geliyor? Tabii bunu metinsel ifade string'e çevirmemiz gerekiyor. Bu ne anlama geliyor? Hemen anlatayım. Sayıyı bölen sayısına böl ve en son kalanını bana göster anlamına geliyor. Ve şu işaret mod işaretidir. Mesela 102, 5. Gördüğünüz gibi 5'i 20'ye çarparsanız 100 ediyor. Artı 2, 102. Bu programımızda çalışmakta. Ardından dördüncü programımıza gelelim. Ama bundan önce switch case'i anlatalım. Case'imizi anlattıktan sonra yapalım. Tabii ilk önce bir tane daha oluşturalım. Ardından göstermek adına ilk önce 4'te form 4'ümüzden başlatalım. Gördüğünüz gibi form 4'ten başladı. Şimdi switch case ne anlama gelmektedir onu göstereceğim. Ancak bunu örnekle göstereyim isterseniz. Örnekle öğrenmek biraz daha güzel ve eğlenceli oluyor. Örneğin bu örneğimiz şu olsun. Textbox'a 1 ile 12 arasında bir sayı girilsin ve hangi aya ait olduğunu öğrenelim. Yani örneğin 12 yazısı 12 sayısı girildiğinde Aralık diye label'a yazsın. Örneğin 3 Mart o anlamda. 1-12 arasında bir sayı giriniz. Ardından bir butonumuz. Bir tane daha label'ımız olacak. İki tane daha. Formumuzu küçültelim. Evet.
Şunun isimlerini hemen değiştireyim. Buton bool txt sayı ve label ay. Switch case'i gösterecek olursak hemen bir tane yapayım. Ondan sonra size anlatayım ne anlama geldiğini. Hatta bu örneği yapayım kısaca. Txt sayı. Hemen bunu da a'ya eşitleyelim. Evet. İki tanesini yazdırdık sadece. Şimdi switch case'in yapısı aslında budur. Gördüğünüz gibi switch ve case. Switch'in içine hangi sayıyı kullanacağını yazacaksın. Biz zaten bir tane veri girişi, metin girişi var. Txt sayı. Buraya i diye yazdık eşitleyip. Ardından case kısımlarına şunları yapıyoruz. I eşittir 1 ise bu işlemi yap. Eğer 2 ise bu işlemi yap. Bu böyle istediğiniz kadar case oluşturup yapabileceğiniz bir şey. Bakın gördüğünüz gibi 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hemen şunları da değiştirelim. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran sanırım. Benim biraz ay özürlülüğüm var. Haziran, Temmuz. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık. Şimdi tabii bu message box olarak bizim karşımıza çıkacak ama buraya da eşitleyeceğiz. 4 dediğimizde Nisan çıkıyor. 7 dediğimizde Temmuz çıkıyor. Gördüğünüz gibi eğer ay bunlardan hangisi ise onun içindeki kod bloğunu gerçekleştiriyor. Eğer herkesin aklında vardır. Bu kod sistemi yani şu break ne işe yarıyor? Eğer bunları yazmazsak sürekli bu döngünün içinde dolaşır durur. Yani bu işlemi yaptıktan sonra switch case bloğundan çıkmasına yarıyor. Zaten hata verecektir büyük ihtimal. Bakın gördüğünüz gibi hata verdi. Bir içim çıkmıştı hemen geri döndüm. Evet. Bu şekilde kullanılıyor. Ama örneğin 13 yazıldı. Buradan bu sefer ne olacak? Şu an hata verdi mi vermedi. Hani aralık dışı bir şey yazdığında ne yapılması gerekiyor? Onu da göstereyim. Bunun için default diye bir şey var. Buraya hemen yazalım. MessageBox.show aralık dışı diye. Sayı aralık dışı. Ve break'i de unutmayalım. 14 yazalım. Aralık dışı olduğunu belirtiyor. Şimdi bunları label'a aktaralım. Label.text
Şunları hemen şöyle basitçe sileyim. Parantezsiz de oluyor da. Kötü gözükmesin diye. Evet. Tabii şey, bunu da unuttuk. Mesela 15 yazalım. Gördüğünüz gibi sayı aralık dışı diyor. 1 yazdık, Ocak. 2, 12. Switch case aslında bu tür işlere yarıyor. Daha farklı işlemler de yapabilirsiniz. Sadece switch'in içindeki sayı olmasa da olur. Yani metinsel bir ifade olabilir. Hiç sıkıntı yok. Bakalım örnek var mı daha yapabileceğimiz sayı girdiğinde. Evet, bir tane daha yapalım. Çok küçük bir şey. Bunları silelim. Yapacağımız şey ne olsun? Örneğin iki basamaklı bir sayıyı iki basamaklı bir sayı yazı olarak yazdıralım. Yani 10 yazdığımızda karşımıza 10 çıksın. Evet. Bul dediğimizde switch int sayı tekrardan yazacağız. Sayı eğer 1 ise label i.text 1. Böyle teker teker yazalım. Bu sadece iki basamaklı sayılar için olsun. Şey, bir basamaklı sayılar için olsun. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şimdi biz daha hata veriyor. Break'leri unutmuşuz. İlk başta ben çok unutuyordum. İlk öğrendiğimde. Hala unutuyorum. Şimdi 5, 4 yazdığımızda bütün rakamları veriyor. Ancak 12, 21 olursa veya 12 olursa ne yapacağız? Bunu göstereyim. Şimdi bunun başına şöyle bir if yazalım. Sayının pardon, text'te sayı nokta text'in karakter sayısı eğer eşittir 2 ise label i text'in başına 10 yazdıralım. Ardından sayının sayı 10 çıkartalım. Ya tabii
iki basamaklı olduğu için başlangıç şeyleri de olacak. Tamam, o zaman şöyle bir şey yapmak zorundayız. İki basamaklı ise ve bir basamaklı ise. Bir tane daha switch case oluşturmamız gerekiyor. Ancak şöyle bir şey var. Biz bu sayıyı biraz parçalayalım. Şunları komple bir açıklama metnine çevirelim. Aslında buna hiç gerek yok. Int birler basamağı eşittir. TXT sayının text'inin substring, yani parçalayacağız. Tabi bu onlar oluyor. Bunu da integer'a çevirmek zorundayız. Evet. Şimdi birler basamağını yapalım. Yani ikinci harfi, sayıyı. Text'te sayı text substring birinci indeksten bir tane bir karakter al. Şimdi bunları tekrar açalım. Şuna gerek yok. İlk önce onlara bakalım. Eğer 1 ise 10. 2 ise 20. 3 ise 30. 40, 50, 60, 70, 80 ve 90. Ondan sonra birlere baksın. Ancak bunu böyle yazarsak ne olursa olsun birlerde ne varsa onları yazar. O yüzden bu eşittirlerin yanına artı koyuyoruz. Bu ne işe yarıyordu? Label i.text eşittir. Label i.text artı ne yazılıyorsa. Yani şunu kopyalayalım. Aslında şu aşağıdaki terim bu anlama geliyor. Ancak biz uğraşmamak için bu şekilde yapıyoruz. Pardon, özür dilerim. Tekrar özür dilerim arkadaşlar. Şimdi artıları yazdık. Bir bakalım ne olacak diye. Hata verdi. Heh. Mesela buraya 13 yazalım. Gördüğünüz gibi hiç sıkıntısız çalışmakta. Şuralara boşluk bırakalım. Daha güzel olsun. 26 mesela. 98. 99. Gördüğünüz gibi böyle yazsak ne oluyor? 12 çıkıyor. Tabi bunu şöyle sınırlayabiliriz istersek. İki basamaklı bir sayı girmiş. Bunu Properties ekranından, nerede o? Bunu eğer 2 yaparsak sadece 2 değer girilebilir. Bakın gördüğünüz gibi daha hiçbir şey girilemiyor. Switch case'imizde bu kadar. Aslında çok basit bir yapı.
Projemiz burada bitmiştir. Örneklerle zaten anlattım her şeyi. Eğer aklınızda bir soru kalmışsa YouTube videosunun altında yorum tarafından bana sorabilirsiniz. Ben her şekilde cevap vermeye hazırım. Eğer daha farklı örnekler arıyorsanız yazılımundunyası.com internet adresimizden de inceleyebilirsiniz. Bir sürü örnek var. Eğer videoyu beğendiyseniz, beğendim, beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna basarsanız çok sevinirim. Yorumlarınızı da bekliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar, iyi kolay gelsin.